Sen toprağın babasına mı üzüldün bu kadar? Toprak üzüldüğü için üzüldüm. Sen resmen aşık oldun bu çocuğa. Bağırdı, bütün Eğirdir duysun. Yakında duyacak zaten, merak etme. Tamam, Toprak çok farklı biri. Kabul ediyorum. Hı hı. Ama iki taraf için de çok zor değil mi? Sen bu aşkı nereye kadar taşıyabilirsin Gonca? Kalbimden geçen cümle ne biliyor musun? Sonuna kadar. Tamam da Toprağın ailesi seni yeniden üzdüğünde, hırpalamaya çalıştığında Tahir amca ne tepki verecek sanıyorsun? Bugünkü gibi anlayışlı mı olur? Sağ ol ya Zeyno. Sağ ol. Arkadaşım olarak böyle destek çıktığın için çok teşekkür ederim. Ya bir tanem benim. Sen ileride üzülme diye ben bugün bunları söylemek zorundayım. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Hı. Ama buna değer. Gerçekten değer. Ben her zaman senin yanındayım. Biliyorum. Biliyorum. Toprak. Müsait misin? Ece ben ya bugün çok yorucu bir gündü, sabah konuşsak. Biliyorum, yorucu bir gündü. Ama ben konuşmak için gelmedim. Ben sana destek olmak için geldim. Tıpkı eski günlerde. Ece, 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 ne yapıyorsun? Hayır. Böyle davranamazsın. Sana olan saygımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen anla artık. Bitti. Toprak. Ben seni çok seviyorum. Ece bak, dostluk ayrı ama böyle devam edemeyiz. Biz de misafir baş tacı, evet, ama biz aynı evin içinde yaşayacaksak mesafemizi korumak zorundayız. Aksi takdirde benim evden ayrılmam gerek. O kadar yani. Ben burada kalıyorum diye sen evi mi terk edeceksin Toprak? Gerekirse evet. Ece abla, iyi misin? Arzucuğum, lütfen. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Biraz konuşmak ister misin? Gel biraz konuşalım. Arzu bak, gerçekten hiç konuşabilecek durumda değilim şu an. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Gidiyorum. Abim mi yine? Abi yine. Beni kendinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak, abim buralara ve ailesine çok düşkündür. Biliyorsun. Sen zaten bugün hem babama hem işlere yardım ederek elinden gelenin en iyisini yaptın. Zaten abimin gözüne girdin. Ama böyle acele ederek hiçbir yere varamazsın. Ne yapayım Arzu? Ne yapayım ben? Ben toprağı kaybetme ihtimalini, o kıza kaptırma ihtimalini düşündükçe deliriyorum. Tamam, biliyorum. Biliyorum bak. Bugün annemin yaptığını gördüm. Sürekli kaş göz ederek seni abimin üstüne itiyor. Ama abim hoşlanmaz ki böyle şeylerden. Sabretmelisin. Biraz ona alan tanımalısın, nefes alması için. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Toprak yumuşak görünür ama üzerine gidilmesini sevmez. Hatta ısrar edince inada bindirir. Evet. Ve ben bunu bilmeme rağmen salak gibi üstüne gidiyorum. Sakin ol. Biraz akışına bırak. Kim derdi ki İstanbul'da çalınan projem Isparta'da kadınların geleceğine katkı sağlayacak?
Hadi başlayalım bakalım. Toprak, baban nasıl, ne olmuş? İşte iş kazası. Kaburgası çatlamış ama şimdi iyi. Evde dinleniyor. Ay, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yani yarın görüşemeyebiliriz. Kalıp babamla ilgilenmem gerek. Sonra şirkete uğrayıp işleri falan toparlamalıyım. Zor gibi. Biliyorum. Sen ailenle ilgilen. Gonca. Efendim? Bugün çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. En yakın zamanda görüşeceğiz ama. Dikkat et kendine o zaman. Bir ihtiyacın falan olursa hemen ara. Tamam. Görüşürüz. Afiyet olsun canım. Cansucuğum, omleti getir kızım. Heh. Ver yavrum. Al bunu da boş. Oraya götür. Katmer istemiştim. Ben nerede kaldı katmer? İniyor aşkım. Hah, bak geldi. Koy şuraya çocuğum. Lan. Yavuz. Sen ne işin vardı burada? Ben seni kovmadım mı burada? Sen hangi yüzle çıkıp geliyorsun buraya? Ben göndermedim baba. Tahmin etmeliydim zaten. Günaydın. Bırak Halil. Yavuz'dan has adam mı bulacağız? Ha? Affettin mi beni ağam? Ettim, ettim. Hadi bir öp elini ağanın, hadi. Hadi gel. Bana bak. Bir dahaki en küçük yanlışında Yavuz, seni mahvederim. Duydun mu dediğimi? Duydum ha? Ağam. Yıkıl şimdi, yıkıl. Hadi oğlum, geç sofraya, hazır her şey. Canan Sultan, döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Al sen bu omleti. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Gel kahvaltı hazır, otur. Canan teyzeciğim, ben müsaadenizle iş yerine geçeceğim. Ama olur mu öyle bir şey yemeden? Yeseydin bir şeyler Ece. Sağ ol Toprak. Halil Bey, ben erkenden gideyim başlayayım diyorum. Biliyorsunuz çok iş var. Canan teyzem beni anlayışla karşılar zaten. İşte bak, ekip çalışması, ekip ruhu diye buna denir işte. Aferin, aferin sana. İyi madem sen öyle diyorsun kızım, öyle olsun. Peki, afiyet olsun herkese. Sağ ol aşkım. Ay kız, bir lokma yemek bile yiyemedi ya. Yeni taktik. Ece abla artık ulaşılmaz olmayacak. Kaçan kovalanır diyorsun. Aynen öyle. Ya yani katmer gelmişti. Katmerler nerede ya Canan? Cansu, katmer getir kızım. Şöyle kenara doğru koy. Ben yedireyim mi? Yok canım, daha neler. Benim elim ayağım tutuyor çok şükür. Daha ölmedik. Sen toprağa çay getirdin mi? Afiyet olsun. Bugün sen işe yardım edecek misin? Abi. Hı. Dedem sana söylüyor. Efendim dedeciğim. Bugün işe yardım edecek misin dedim. Tabii tabii. Kahvaltıdan sonra Arzu ile beraber gideriz. Yok yok. Ben bugün babama bakacağım. Ay benim iyi yürekli güzel kızım. Ay. Toprak'la Ece her şeyi halleder babacığım. Ah tamam, iyi. Hocam. Toprak. Sen artık babanın elini bir öpsen de bu kırgınlık geçse aranızdaki. Hayır ya. Yok istemiyorum ben. Hayır Canan, sevmiyorum ben böyle şeyleri. İstemiyorum ben ya, istemiyorum. İstemiyorum. Tamam. Oh,
Allah'ım sana şükürler olsun. Demek ki neymiş? Her şerde bir hayır varmış. Anne sen de neredeyse babamın düştüğüne sevineceksin. Ay Arzu be. Günaydın. Günaydın. Oo, babacığım kahvaltı hazırlamış. Yani özlemişsindir diye düşündüm. Ben de uzun zamandır kahvaltı hazırlamamıştım zaten. Özlemez miyim, özlemez miyim? Günaydın. Günaydın Zeynep. Tahir amca, neler yaptın? Ya. Süpersin. Aman da kimler neler ediyorlarmış da orada. Kızım. Oy Fatma anam. Hoş geldin Fatma anam. Oy. Hoş geldin. Ya dedim ki yeğenim Sırrı'ya, Sırrı gel hadi biz seninle bir gidelim. Hazır buralardan geçiyoruz. Bir bakalım bizim çiftçiler ne diyorlarmış yeni çiftçiler dedim. Sağ olsun Sırrı da beni buralara kadar getirdi. Bak ben sana neler getirdim. Zahmet etmeseydim Fatma Hanım. Canım sakız çoban armağanı. Gül reçeli zaten bilin. İşte. Aa bu ne? Açma onu. Açma onu kızım. Bu gül yağıdır. Benim kendi formülüm. Seninle beraber daha sonra açacağız bunu. Tamam mı? Hadi. Hadi gelin oturun. Buyurun. Aman neler etmişsiniz siz böyle. Ay. Sırrı Bey gelmiyor mu? Sen Sırrı'ya bakmayacaksın kızım. O şimdi gider kendine sırtını yaslayacak bir kaya, bir dağ, ne bileyim bir ağaç bulur. Orada bir dilenir şöyle. Ben o zaman ona sonra bir şeyler hazırlayayım. İyi edersin. Oo, maşallah. Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Toprak. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ece, madem beraber çalışacağız acaba dün akşamki mevzuyu... Toprak lütfen. Bu konuyu açmasak artık, konuşmasak. Konuştuk, hallettik zaten. Tabii, yani güzel. Kapattım konuyu. Tamam. Kolay gelsin Funda. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Arıza motorda mı? Tankta büyük sorun var Toprak Bey. Hadi ya. O zaman tankı değiştirmemiz mi gerekiyor? Evet. Toprak, maliyet açısından çok kötü bir zamanlama oldu. Bunu ofiste konuşalım mı Ece? Haklısın, tamam. Tekrardan kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet Funda, bize kısaca bir durumu özetler misin? Yurt dışı siparişimiz yok. İç pazarda ihtiyacı ne kadar karşılayacak emin değiliz. Peki yurt dışı temsilcilerini çağıracağımız bir davet düzenlesek, ağırlasak onları? Çok iyi olur ama çok geç kalmış oluruz. Halil Bey'e de bilgi verdim. Yakın zamanda Isparta'ya da ofis açacaklar. Bunun dışında yeni bir bilgi yok. Tamam ben babamla konuşurum. Ama şu Fuat Bey kimmiş artık öğrenmemiz lazım. İyi niyetli olmadığı çok açık. Toprak, bir şey soracağım. Yani benim temsilciliğini yapacağım firma bile gül peşinde koşarken siz niye hala sadece lavanta işi yapıyorsunuz? Vallahi Ece, bu bugüne kadar sorduğun en güzel, en doğru soru Ece. Ama bu sorunun asıl muhatabı babam. E tamam, koy babanın önüne hesapları, ikna et onu. Parayla ilgili bir durum değil ki bu. Babam güllerden nefret ediyor. Kokusuna bile dayanamıyor Ece Hanım. Yani bunu sevip sevmemekle ne alakası var ki? Sonuçta bu bir ticaret. İyi işte, git bunu kolaysa babama anlat. Bence ikna ederiz Halil Bey'i. Ya da en azından Rıfat amcayı. Hatta o geçenlerde sanki bu gül işine geçilmesinden bir bahsetmişti. Ben gül işine girmemiz gerektiğinin farkındayım. O yüzden küçük ölçekli bir şekilde Fatma Ana'yla çalışıyorum ya zaten. Bana en özel formüllerini verecek. Ama işte babam ikna olmuyor. Ben ikna ederim. İnan bana. Yani eğer bunu yaparsan Ece, bugüne kadar kimsenin yapamadığını yapmış olursun. Güven bana.
Gel bakan sen benden. Al o ekmen de gül yağını da al. Gidiyorsun. Gel. Nereye? E gel görürsün. Tahir amca ben şunları Sırrı Bey'e götüreyim. İyi hadi götür. Arda. Tahir amca nasılsın? İyiyim sağ ol oğlum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya sabah mesaj attım ben sana kahvaltıya gel diye. Pek iştahım yok benim ya. Hayırdır? Önemli bir şey yok ya. Bugünlük bir şey herhalde geçer. Gel gel otur bakayım. Ya bak. Sen İstanbul'dan bütün düzenini bozup buraya geldin. Bak üzülüyorum ben bu haline. Yoruldun. Tamam mı? Hı. Konuşalım mı? Olur. İşte yarıyor. Tümdurla. Gül mahsulünü de kaldırdık. Şükürler olsun. Peki neden geldik? Ya bakın sen şu esansı bana uzat bir bilen. Sattım. Bak bu saf gül yağıdır. Bunun bir damlası bile insana şifadır kızım. İnsandaki bütün kederi, üzüntüyü, karanlığı alır götürüver. Aa, çok güzel kokuyor. Bak gördün ya, nasıl gülüverdi yüzün. Güldürmezse buna gül denir mi? Ama bak, bu benim kendi özel formülümdür. Bundan bir damla kullanacağım. Bir damla. Azı karar, çoğu zarar. Heh. O da öyle demişti. Güller ağlatmaz, güldürür demişti. Kim demişti? Toprak. Sağ olsun toprağı. Bu gül yağını onunla birlikte mi yapıyorsunuz? Ben ona da gönderdim bunun aynısından. Yeni mahsuldür. Toprağım sağ olsun. Hep benim yanımdadır, hep destektir bana. Toprağım benim. Benim bu topraklara, burla borcumdur güllere bakmak der. Sağ olsun. Çok seviyordum buraları. Sevmek de ne kelime. Buraların her zerresinde ondan bir parça vardır kızım. Tıpkı senden bir parça olduğu gibi. Oy. Şimdi söyleyeceklerimi yanlış anlama, tamam mı? Estağfurullah Tahir amca, dinliyorum. Biz burada bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Yani sen de bize çok yardım ettin. Bizim için sıkıntı çekmeni istemiyorum artık. Yani buraya geldin. Ama artık yoruldun. İstiyorsan İstanbul'a dönebilirsin. Yani Tahir amca, benim keyfim yerinde açıkçası. Elimden ne gelirse de yardımcı olmaya çalışıyorum size. Dün Gonca'yla toprağa sen kızdın. Tamam anlıyorum. Yani Gonca'ya bir zarar gelmesin istiyorsun. Eyvallah, eyvallah. Biz burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz beraberce. Bak sizi bir şekilde buraya çektiler. Üstünüze türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Ben o Atabey denen aileye zaten hiç güvenmiyorum. Toprağa da hiç gözüm tutmadı. Gonca senin için çok önemli ve değerli bir arkadaş. Biliyorum. Ya yıllardır yüz yüze bakıyorsunuz. Kimse için aranızı bozmaya değmez. Hı? Tahir amca sen hiç merak etme. Benim Gonca ile aram bozulmayacak. Eyvallah. Yanımda yokken bile bana varlığını hissettirdiğin için teşekkür ederim. Atacak ne kadar mail kaldı Funda? Son 15 efendim.
Toprak. Elindeki ne? Gülya, Fatma Ana gönderdi yeni mahsulümüz. Ben de deneyebilir miyim? Gerçekten müthiş kokuyor. Toprak, bu sene üst düzey alıcılar bunun litre fiyatını 8.000 euro olarak belirledi. Şimdi anlıyor musun şirketin her geçen gün neler kaybettiğini? Biz geldik. Ah, hoş geldiniz. Hayırdır kızım, yüzün gülüyor. Fatma ne anlattı sana? O bizim sırrımız. İyi, hadi öyle olsun bakalım. Bir dakika, en yakın arkadaşına sırrını söylemeyecek misin? Sana söylerim belki. Ben anladım. Kesin Gül'le ilgili bir şey bu. Bak bak, bak hele sen. Bu zirzop da pek akıllı figürlü çıktı ha. Fatma Hanım lütfen, ben bugüne bugün İstanbul Barosu'nun sayılı avukatlarından biriyim. Oo. Öyle, maşallah. Yakında da Isparta Barosu'nun. Evet, bana destek çıkmak için de burada kalacakmış artık. Hem Isparta'yı da çok sevmiş Fatma Hanım. Süren doldu. Çabuk attığım konuma gel. Yoksa ben gelip tepene çökerim. Hayırdır Arda? Rengin değişti bir an. Tahir amca, benim uzun zamandır halletmem gereken bir iş vardı. Şimdi onu halletmem lazım. Ay, senin işlerin de hiç bitmiyor Arda. Son bu sefer Gonca. Son. Hoşçakalın. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sırrı. Hadi biz de gidelim gari. Fatma, ben bırakayım sizi. İyi olur Tahir. Kızım. Oy Fatma Hanım, her şey için teşekkür ederim. Oy kız. Fatma. Hadi yavrum. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. İyi günler Sırrı Bey. Bey mey. Niye hala bey diyorsun? Gonca yeter artık ya. Adam ağır. Bey diyesim geliyor, ne bileyim. İyi madem. Ay yeter bu kadar tembellik ettiğimiz. Temizlik yapalım. Her yeri silip süpürelim. Hı. İyi fikir. Toprakların temizlik yaptığı zamandan birkaç tane malzeme vardı ama... Hı. Ya onlar yetmez herhalde. Biz bakkala gidip bir şeyler daha alalım. Yetmez, alalım. Sen git, ben geliyorum. Tamam. Alo. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Baban nasıl oldu? İyi. Daha iyi. Benim burada biraz işim var. Sonra görüşürüz, tamam mı? Gelirim ben. Özledim seni. Yani. Çok özledim. Ben de. Sen çabuk de bak, bu benim bir sürü işim var, halletmem lazım, yoksa Halil abi beni keser. Ya tamam, bir sus da anlatayım. Aşkım bak şimdi, dünyaca ünlü bir emlak firmasının franchise'ına başvurmuştum. Ve tam 65 kişi içinden beni seçmişler. Aşkım beni seçtiler, aşkım, aşkım. Ne oluyor şimdi? Of Ali, bu işlerden hiç anlamıyorsun ya. Bak, Akdeniz Bölge Müdürü bir kadın var, tamam mı? Müthiş bir insan ve ben de onun gibi başarılı bir iş insanı olmak istiyorum. Çok güzel, hatta sana bir fotoğrafını göstereyim. Bak. Güzelmiş gerçekten. Ya gözümün nuru, ne vuruyorsun durduk yere ya? Sen niye el alemin kadınına güzel diyorsun ya? Sen güzel deyince ben de seni desteklemek için şey ettim. Ben derim. Ben derim Ali. Sen diyemezsin. Haklısın. Diyemem mi? Bu sefer diyemem. Aşkım bak şimdi, benim tam 100.000'e ihtiyacım var. Kaç bin, kaç bin, kaç bin? 100.000, 100.000.
Ya gözüm Nur, sen ne diyorsun? Ben sana o kadar parayı nereden bulayım? Aşkım bak, orası beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Kredi mi çekersin, borç mu alırsın, ne yaparsan yap. Bak bu kadın Isparta'ya gelecek, ben ona bu parayı vereceğim. Ve onun uygun gördüğü biriyle de franchise alacağız. Aşkım, bunlar dolandırıcı olmasın? Paraları kaybetmeyeyim. Bana bak Ali. Bende o göz var mı? Yok. Peki ben? Beni dolandırmaya kalkanı Davraz'ın tepesine çıkarıp susuz götürür getirir miyim? Götürürsün. Peki sen bu 100.000 TL'yi bulur musun? Bulursun. Hadi kolay gelsin aşkım. Kolay gelsin. Ay. Doğru diyor. Bulamam mı? Bulurum. 100.000 diyor ya. Lan. Haydi İngiliz senin be. Ne oldu lan buna? Tam zamanında be. Ben kahve alacağım, siz ister misiniz? Çok iyi olur Funda ya. Benimki sade biliyorsun. Benimki de lütfen. Toprak, bir şey söyleyeceğim. Farkında mısın bilmiyorum ama seninle çok iyi iki iş arkadaşı olacağız. Umarım. Efendim Ali? Yapma ya. Tamam. Yok yok, Yavuz'u arama. Yavuz konakta lazım. Ben gelirim, beraber hallederiz. Tamam tamam, görüşürüz hadi. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Gidiyor musun? Evet ya, tarlada bir sorun çıkmış. Hasat yapan makinalardan birinin parçasının değişmesi gerek. Buradaki işleri sen halleder misin? Tabii ki. Zaten çok az bir şey kaldı. Hallederim ben. Çok teşekkürler Ece, sağ ol. Gonca, ben biraz gecikeceğim. Sonrasında birlikte baş başa yemek yeriz, tamam? Çıkıyor musunuz? Ne oldu şimdi ya? Getirdin mi la paramın faizini? Tarık Bey, bakın paranızı size geri verirken de söyledim. Ortada faizlik bir durum yok. Faizi ben işlettim. Keyfimin kahyası mısın la? Bakın, sizin işlettiğiniz faiz beni alakadar etmez. Yani bu yaptığınız tefecilik size geçen gün de söyledim. Yapma ya. Bizim işimiz bu, avukat efendi. Ne yani? Şimdi yanında para yok mu? Yok. Yok para falan. Hey. Tamam. Süre doldu. Şimdi aramızdaki hesabı kapatma zamanı. Ne oluyor ya? Arda? Bırakın lan adamı, ne yapıyorsunuz siz? Oo baba yiğit. Sonunda seninle karşılaşabildik. Hayırdır ya, siz eşkıya mısınız, haydut musunuz? Bu laflar senin gibi bir baba yiğide hiç yakışmaz. Bir adamı üç kişi dövmek size yakışıyor mu? Erkekliğe sığar mı? Buyur. Madem öyle seni de alalım aramıza. Davete icap etmemek olmaz. Hadi bakalım. Eyvallah. Yaklaşma, yaklaşma. Tamam, tamam. Yaklaşma lan. Vururum. Tamam. Yaklaşma dedim lan. Tamam. Sıkarım bak. Tamam. Yaklaşma. İyi misin? Ne istiyorsunuz lan Arda'dan?
Bu kıl kuyruğun borcu var idi bize. Sen önce doğru konuş da. Ödedim borcumu, ödedim. Ödemiş işte. Faizini ödemedi. Yasal bir faiz mi bu? Değil, haraç resmen. Öyle mi? Kalkın lan! Kalk! Kalk! Kalkın lan! Kalk! Geç! Kalk! Ben memleketimde haraç yedirmem! Sizi bir daha Isparta sınırları içinde görürsem... ...bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hadi ikile. Hadi! Çok yakında görüşecek. Bir teşekkür hiç fena olmaz da. Ne teşekkürü be? Sen gelmesen de ben kurtulurdum ellerinden. Pek öyle görünmüyordu ama. Her görünene aldanma sen. Bak hadi biz köy çocuğuyuz, alışkınız böyle şeylere de. Buralar sana göre değil ha. Bırak. Ben sana ne dedim? Bana alışsan iyi edersin demedim mi? Sana Gonca'yı bırakmayacağım. Gonca'yı sana bırakmayacağım, anla bunu. Yani sen... Evet. Seviyorum onu ben de, anlıyor musun? Deliler gibi aşım, oh be! Sonunda söyledim ya. Senin buralardaki en büyük rakibi benim artık Toprak, anla bunu. Burası mıymış paylaşılamayan ev? Resmen ahır burası ya. Ay hayvan bağlasan durmaz burada. Leş gibi her yer. Şimdi bir güzel temizlik yaparız. Akşam da yemeği yaptık mı mis. Bir de Türk kahvesi. Bu kadın kim Gonca? Bizi yalnız bırakır mısın? Senin ne işin var burada? Toprağın bu evle ilgili çizimlerini biliyorsun. Ben de nasıl bir yeri hayal etti, gelip görmek istedim. Öncelikle burası benim evim. Ayrıca Toprağın çizimlerinin seni ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Söylediklerim bittiyse gider misin? Gonca. Bana alışsan iyi edersin. Toprağı sana bırakacağım mı düşündün? Hı? Toprağı sana bırakmayacağım. Anladın mı? Ben Toprağı çok iyi tanıyorum. Onun heveslerinin ne kadar geçici olduğunu da biliyorum. Ve sen sadece bir hevessin Gonca. Bunu yakında anlayacaksın. Ve ben en yakın zamanda anlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seve seve. Çünkü ben Toprağı çok seviyorum. Ben toprağa deliler gibi aşığım. Ve bundan sonra senin buralardaki en büyük rakibin benim Gonca Aydın.